Afrika ülkeleri bağımsızlıklarını kazandıklarında bu ülkelerin yaptıkları ilk şey ülkelerindeki yer isimlerini değiştirmekti. Peki arkadaşlar ne zaman yaptıkları ilk şey ülkelerindeki yer isimlerini değiştirmekti? Afrikalı ülkeler bağımsızlıklarını kazandıkları zaman. Bir sonraki sorumuz. Geçmişte Guatemala komşusu Belize'nin topraklarının yarısından daha fazlasında hak sahipliği iddiasında bulundu. Claim'in normal iddia etmenin ötesinde arkadaşlar hak sahibi olduğunu iddia etme gibi bir anlamda söz konusudur. Komşusu benzeyen topraklarının yarısından daha fazlasında hak sahipliği talebinde bulundu. Bir sonraki sorumuz. Atatürk 1919 ve 1923'ler arasında bağımsızlık Kurtuluş Savaşı'nda ülkesini zafere taşımasaydı bu savaşta liderlik etmeseydi, önderlik etmeseydi Türkiye Orta Anadolu'da sadece bir iç devlet olarak varlığını sürdürürdü. Bir sonraki sorumuz. 17. yüzyılda bilim adamları, bilim insanları evreni birkaç basit ilkeye göre işlevini sürdüren devasa bir saat mekanizmasına sahip bir makina olarak gördü. Arkadaşlar 17. yüzyılda dediği için geçmişe gömdüğü için simple past yine diğer tarafta arkadaşlar bu doğrultuda devam ettiği için orası da simple past. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Latin Amerika ve Karayip ülkeleri bölgesel entegrasyonu bölgede demokrasiyi geliştirmek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için. Arkadaşlar için anlamında buradaki ilk parçalarındaki to hem enhance geliştirmek fiiline hitap ediyor hem de encourage teşvik etmek fiiline hitap ediyor. Ve dolayısıyla çevremizde o doğrultuda yapıyoruz arkadaşlar. Demokrasiyi geliştirmek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için. İngilizce'de için anlamında arkadaşlar zaten fiil önce to kullanılmaktaydı. Latin Amerika ve Karayip ülkeleri bölgesel entegrasyonu bölgede demokrasiyi geliştirmek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için buradaki to buraya da hitap ediyor. Bir araç olarak embrace normalde kucaklamak demek arkadaşlar. Bu bölgesel entegrasyonu sahiplendiler. Bir sonraki sorumuz. Arkadaşlar, nehirlerdeki, göllerdeki ve denizlerdeki su güneş ile ısındığı zaman suyun bir kısmı su buharını oluşturacak şekilde buharlaşır. Peki suyun bir kısmı ne zaman buharlaşıyor arkadaşlar? Nehirlerdeki, göllerdeki ve denizlerdeki su güneş ile ısındığı zaman. Bir sonraki sorumuz. Veras ve vade sonradan çevirirsek oysek şeklinde çevirebiliriz arkadaşlar. Bazı insanlar hayal kırıklıklarından çok çabuk kurtulabilirler. Kolayca bunun etkisini üzerlerine atabilirler. Oysa ki başka bazı insanlar, buradaki some people'dan yola çıkarak tam bunu söylüyoruz arkadaşlar. Başkaları en küçük dezavantajlar, sıkıntılı durumlarda bile depresyona girer.
Arkadaşlar, bizim val ve verası klasik örneğimiz neydi? Kızlar çalışkan iken erkekler tembel. Burada da bazı insanlar dediğimizde başka bazı insanlar potaya birinci dereceden girer ve zıpladığı şuran yakılabiliyoruz. Bazı insanlar hayal kırıklığı etkisinden kolayca kurtulabiliyor. Ama başka bazı insanlar en ufak sıkıntılarda bile depresyona girebiliyor. Bir sonraki sorumuz. Amerikan bağımsızlığı 1776 yılında deklare edildiğinde, ilan edildiğinde ülkede yaşayanların 5'te 2'si İngiliz orijinli kökenli değildi. Arkadaşlar, geçmişe gömdüğü pas, daha doğrusu direkt simple pass. %90 böyledir arkadaşlar. İlk kısım pasif, ikinci kısım normal olmak film pası vazgeçiyor. Bir sonraki sorumuz. Arkadaşlar, doğurganlık özelliğinin yitilme, yani fertility arkadaşlar doğurganlık özelliği olması demek. İnsanlar çocuk sahibi olmak için daha uzun süre beklediği için hiç olmadığı kadar çok sayıda çifti etkileyen bir sorundur. Arkadaşlar, insanların çocuk sahibi olmak için daha uzun süre beklemesi, yani mesela işte 25'li yaşlarda evleniyorlar, 27, 28, 30 veya 30 yaşlarda evleniyorlar, 32, 33, 34. Bundan bahsediyor arkadaşlar. Çocuk sahibi olmak için daha uzun bekledikleri için insanlar doğurganlık özelliğinin yitimi hiç olmadığı kadar çok sayıda çifti etkileyen bir sorundur. Evet, rakam sürekli değiştiği için arkadaşlar burada present continuous tense kullanımı söz konusu. İkinci kısımda ise genel bilgi simple present. Bu dilimin son sorusundayız arkadaşlar. Sığır eti mi yoksa tavuk eti mi olduğuna bağlı olaraktan tek bir et kalorisinin üretimi hayvanda böyle bir şeyin oluşumu beslenmesinde 4 ila 10 kaloriyi ne yapar? Gerektirir. Peki bunun tabii ki sığır eti mi yoksa tavuk eti mi olduğuna bağlı olarak. Arkadaşlar, edattan sonra isim zamin gerund ya da noun clause gelir. Peki hocam, bunların hepsi noun clause. Bu tarzı alternatif verdiğinde şu mu yoksa bu mu tarzında whether if poteye girer. Yalnız edattan sonra noun clause'da whether if'ten bu ikiden bir tanesi doğru cevap olduğunda if olamaz arkadaşlar. Çünkü noun clause'da edattan sonra if kullanımı söz konusu değildir arkadaşlar.